Evet, burada neden hiçbir ailen yaşamadı? Ne sikim olay! Adamı sikim yanaşa! Adamı sikim! Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Ve bugün sizinle beraber ve şu an videoyu çeken kuzenimle birlikte çok değişik ve korkunç bir şey yapacağız. Daha önce böyle hiçbir şey yapmamıştım. Bugün videonun başlığında da gördüğünüz gibi cinli bir evi kontrole gidiyoruz. Onun hakkında çok söylentiler var ve biz de oraya gecenin birinde kontrole gidiyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Öncelikle arkadaşlar hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu videoyu Kadir Gecesi çekme kararı aldık. Daha az korkmak için. Şu an gideceğimiz yer gerçekten yani hakkında çok fazla şey söyleniyor. Nasıl desem size. Bebek ağlama sesleri duyuluyormuş. Bir zamanlar. Şu anlar duyan yok. Eskiler anlatıyor. Bebek ağlama sesleri ona ilan. Gel bir şey yok. Bebek ağlama sesleri falan duyuluyormuş gece. Bir de şu an gittiğimiz evin yanında neredeyse hiç ev yok. Dağın başında kimse yaşamıyor evde. Sabah biz bir göz attık. Lan fazla korkmayız gibisinden düşündük. O yüzden bu saatte gitme kararı aldık. Bakalım neler olacak ya. Vallahi görmüş olduğunuz gibi tam teçhizatlı olarak gidiyoruz. Bakalım. Kuzenimle beraber gitme kararı aldık. Şu an ben ve kuzenim var kameranın arkasında. Videodan sonra belki kuzenim utanmazsa onu da gösteririm. Bakalım neler olacak. Sen ne düşünüyorsun Arif? Tüylerim diken diken. Korkunç olur mu sence? Ya korkunç olacağı kesin ama sağ çıkabilirsek öyle diyebilirim. Bakalım ya böyle şeyler çok oluyor burada duyduğuma göre. Bir de sizden bu video için şöyle bir 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 5000 like gelirse ciddi diyorum çok efsane videolar gelecek. Bu şekilde şu an bulunduğum bölgede böyle gizemli olaylar çok oluyor. Farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Bunun sözünü veriyorum size. Arkadaşlar evin sahibiyle konuştum. Anahtarın yerini bize söyledi. Anahtar bir şapkanın altındaymış. Şimdi şapkanın altından anahtarı bulacağız. Kapıyı açacağız ve bakacağız ne var ne yok. Yani ev bayağı bir eski ev. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir ev. Tadilat yapılmış biraz ama yani hala eski. Sabah kontrol ettik. Bakalım. Neler olacak? Kim bilir. Kaç saattir yürüyoruz ya. Geldik arkadaşlar. Neredeyim lan? Şurada. Aynen gel. Abi şuna baksana. Bu ne? Az yakınlar şuna gel. Bu ne? Sümüklü böcek. Sülük yani buranın ismiyle değil mi? Salyangoz. Evet. Şu sallanan şey ya bak şu. Siz göremezsiniz ama bak. Düşüreceğim şimdi hop. Düş tamam. Geldik. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah gel. Şuraya göstersek mi? Şşş, yavaş ol. Temiz gibi. Yavaş. O da ne? Hani bir şey yok lan. Gel. Evet arkadaşlar, Paranormal Activity Nova Prospect özel bölümüne hoş geldiniz. Sikerim lan, çık şuradan. Çık. Başka. Bunlar ne ama, biri mi yaşıyor burada? Kapıyı siktir et gel. Bizim sessiz için... ol. Bence sessiz olmak daha iyi. Bir şey varsa şey yapsın. Arkadaşlar kalbim küt nasıl atıyor biliyor musunuz yani? Sizin için değerinizi bilin. Gel Arif. Bekle oğlum arkamda çok kalıyorsun ya korkuyorum. Cama baksana.
Ha bak. Burada dediği gibi. Hazır mıyız? Değilim. Dur bir dakika. İçeriye çekeceğim. Yürüyor mu? Bir şey var, çıkmasın canım. Çok ürkütücü. Gel. Gel. Nasıl açıyor bu kapı be? Abi kilitleme tarafına çeviriyorum, kapı açılıyor. Açma tarafına... Nasıl gibi örümceğe kalan. Gel. Bismillah. Dur. Dur. Fare mi ya? Bilmiyorum ki. Evet, burada neden hiçbir ailen yaşamadı? Müslüm olay! Adamı sikeyim ya ben sana! Adamı sikeyim! Hiçbir ailen yaşamadı... Çektin mi yarasayı? Evet. Gir çeksene Allah için! Bismillahirrahmanirrahim. Abi! Yarasa hayatını yok kez. Orada mı? Gir lan gir gir. Susma. Kanımızı emecek hali yok. Vampir değil ya bana koyayım. Nerede? Saklandı ya. Çektin mi? Çekebildin mi? Ya oraya doğru çektim ama bilemiyorum tam olarak. Lan ne? Kelebek sandım bir bakıyorum. Kedi kadar bir şey uçuyor gökünde. Ver bana. Tut ışığı. Bir dakika. Tele tarafına bence. Şura mı? Şey gir lan Allah için. Korkuyorum ya. Bunun tüfek var ya, vallahi vururum ha. Geç. Dur şunları yapacağım. Gel. Şu en şey girmiştin lan bence. Bence de. Oğlum ya. İnşallah çekmişsindir yani. Işık yanıyor mu? Işık yanmıyor. Gel ya, çek şunları çek. Şunları yakayım. Abi hiçbir şey yok. Ama ne sikim? Dur! Dur! Yok, çık amına. Sesler geliyor. Yarasa tavana kaçtı. Nasıl olmuyor ya? Şuraya bak. Kayıttasın değil mi? Evet. Biz yere bastıkça yer sallanıyor. Evine kadar eskiyse artık. Baksana şuna artık. Bunlardan kulağı mı kaldı oğlum ya? Neredeyse Osmanlı döneminden kaldı arkadaş. Yerleri falan çek. Abi vallahi ölüm bokuma karşı şu an. Gel. Bu sandalye beni korkutuyor. Yani sakin. Silahlıcı. Gel gel gel. Bu odaya bakalım abi. Gir. Önce sen gir. Halılar var. Belki bu hayvan çok eski ya. Sassak çoper eder mi? Bir şey yok. Sassak çoper eder mi lan? Halılar. Parasını değilim ben buradan. Çok eski ya, kapının eskiliğine baksana abi. Resmen 1. Dünya Savaşı harbiden de öyle, yani yapım yılı 1. Dünya Savaşı'na bir tarihte. Eski zamanlarda burada Rumlar yaşıyormuş arkadaşlar. Kapının arkasında bir şey var. Havlu gibi bir şey ya, gel. Bir de yapım yılı buranın 1. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Rumlar yaşıyormuş bu evde. Rumlarda biliyorsunuz büyü tarzı şeyler falan
Bismillahirrahmanirrahim. Haşır neşir olur. Gel lan yarısı gelmiş mi? Abi ödüm koptular ya. Bir baktım kedi gibi bir şey uçuyor. Kelebek sandım. Bir baktım. Bir şey uçuyor arkadaş. Gök güzel kocaman. Kafam kadar. Abi şunun eskiliğine bakar mısın? Örümcek ağ olmuş lan. Görüyor musun? Evet. Örümcek var. Hani. Ölmüş bile. Açlıktan. Kuş uçmaz, kerevan yürümez bir yerdeyiz. Arkadaşlar şimdi kuzenim hatırlattı bana. Buranın hikayesini söylemem gerektiğini. Hikayesi şu arkadaşlar. Burada eskiden Rum bir aile yaşıyormuş. Bu Rum ailenin anne ailesi ölüyor. Sonra Rum ailenin bir kızı var. Bir Türk ile evleniyor. Birinci Dünya Savaşı zamanlarında. Ondan sonra bunlar bu evde yaşıyorlar. Sonra böyle geceleri falan kız kalkıyormuş birdenbire. Kızım arkadan kaş göz işareti yapıyor. Geceleri kalkıyormuş, yürüyormuş uykusunda ve çığlık falan atıyormuş. Yani yürüyormuş, çığlık atıp uyanıyormuş birdenbire yürürken. Bu böyle bir süre devam etmiş falan. Sonradan geçen zamanda bu Türk erkek, baba yiğit, artık ne kadar baba ise kadına şiddet uygulayan birisi, şiddet uygulamaya başlamış karısına. Sonra karısı hamile kalıyor. Sonra erkek bir daha şiddet uyguluyor. Karısının çocuğu düşüyor. Kadın intihar ediyor. Bu intiharın üzerine kocası biraz deliriyor tabii. Çıldırıyor yani. Çünkü pişmanlık duyuyor ya. Ondan sonra bu evde kimse yaşamıyor. Bir hafta, iki hafta sonra falan filan. Bir iki hafta sonra falan bu olaylar olduktan sonra bu evden sürekli sabah ezanının seslerinde yüksek bir sesle sabah ezanı okunurken yüksek bir sesle bebek ağlama sesleri geliyormuş. Akşam ezanı okunurken de kadın çığlığı geliyormuş. Bu böyle bir iki yıl devam etmiş, bu eve kimse yaklaşamamış. Aradan geçen zamanda tabi bu hikayede efsaneleşmiş. Belki de o zamanlarda gerçektir çünkü şu an bu bölgenin yaşlılarından öğrendiğim kadarıyla anlattım size. Ki ben de burada daha fazla durmaya şey yapmıyorum. Tuvalet. Baksana ne kadar eski. Gel. İçeri çek lan, belki görünüyordur. Camdan çek yarası var mı? Aldığımız gibi yerine koyalım. Vallahi biz bu saatte cesaretlendik arkadaşlar. Hadi bakalım ne var ne yok dedik. Aslında gelmeyi düşünmüyorduk yani. Çünkü anlatan hikayeler gerçekten korkunçtu burada hakkında. Ben size bir tanesini anlattım sadece. Diğerleri hakkında değil. Şu an gerçekten kalbimde küt küt atıyor. Kısacası geldik, evet, cesaretliyiz. Yani kendime şu an gurur duyuyorum. Sen duyuyor musun? Ben korkuyorum. Abi o yarasada bir şey var daha bence. Birdenbire göründü, kaçtı. Belki bizi kovmaya çalışmıştır. Olabilir. Belki üç harfler vardır. Olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Abi örümceğe bak lan. Şş. Bak bak. İki tane abi. Bir şuna bak. Bir de şuna baksana. Bak. Nerede? Kadraja girmiyor. Nasıl bulamıyor ya? Buldum beyinsiz. Hani? Örümcek mi o? Örümcek, aynen. Aha bak. Aha bak şey. İzle. Abi sivrisinek örümceğin ağına yakalandı. Aha kaçtı. Ve kaçtı. Tüh. Çok size belgesel çekiyorduk aynı zamanda. Neyse arkadaşlar. Gel bana bir tekrar. Bir daha yakalanacak. Yakalanmaz, beni çek artık, gidelim, çok uzattık. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve lütfen videoya like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz beni ayakta tutan şeyler sizin like'larınız. Hepinize çok teşekkürler. 5000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ve bu video hoşunuza giderse yorumlarda belirtin ki yine birkaç tane böyle vaka var. Onları da incelemeye gideceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect ile kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, size videonun başında eğer kuzenim utanmazsa kamera karşısına çıkacak dedim. Normalde bu tüfekle ben ateş edecektim ama kuzenime izin veriyorum. Kuzen ateş et. Onunu. İşte böylece tüfeğin de gerçekçiliğini göstermiş olduk. Size izlediğiniz için teşekkürler.